times go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah, I go hard day and night. One to one, no surprise. See the hate in their eyes. My brother's blood money bleed. I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose the fam of the cheese. Some people not built like that. Some people get killed like that. Pressure like water, lights, mortgage. I've been at bills like that. Now I got kids like that. No wonder why I feel like that. Some people go to war for nothing. Me, I go to war for something. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Some people go to war for nothing. Me, I go to war for something. Some people need knives and guns. Herkese merhabalar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ayakkabının kutu açımını yapmıştık. Sizler tarafından da oldukça beğenilmişti. Ben uzun süredir de sağlığı test ediyorum ve sonunda fikirlerim olgunlaştı. Şimdi sizlere bu ayakkabı hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Detaylı, derinlemesine güzel bir performans incelemesi olacak. Hemen ayakkabımızı elimize alalım ve incelememize geçelim. Evet, ayakkabımızın kutusu gördüğünüz gibi geri dönüşümden üretildiğini bizlere gösteriyor. Bu ayakkabının arkadaşlar ağırlıkça %25'i geri dönüşümden üretilmiş. Yani 1/4 genel olarak düşündüğümüz zaman zaten kullanılmış ve atılmış malzemelerden üretiliyor. Birçoğunuz madem çöpten üretilmiş, geri dönüştürülmüş, neden bu kadar pahalı diye sorabilir. Ki bir önceki videoda birçok yorumu böyle görmüştüm. Arkadaşlar, bu geri dönüşüm teknolojisi pahalı bir teknoloji ve herkes yapamadığı için yapan da pahalıya satıyor. Mantık bu aslında. Yani burada geliştirme var, yenilik var gibi düşünebilirsiniz. Üstüne baktığınız zaman birçok şey yazıyor. Artık işte dünyaya daha sağlıklı ürünler üretileceği ve işte bu da onun başlangıcı olduğu gibi birçok farklı farklı şeyler dikkatimizi çekiyor. İşte Nike dünya ve Nike logosu, işte burada yine farklı bir logo dikkatimizi çekiyor. Hemen şöyle etiketini göstereyim. Nike Cosmic Unity. 11 numara aldım, 45 numara aldım. Normal benim Nike numaram zaten birçoğunuzun bildiği gibi. Hemen çıkartıyorum ve canavar ayakkabımıza geçebiliriz. Evet, ayakkabı gerçekten ilk bakışta bu ne diyorsunuz ya, bu nasıl değişik bir şey diyorsunuz. Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmeyebiliyor. Ben ilk görüşte de çok beğenmiştim. Hala da beğeniyorum. Elime alıp inceledikten sonra daha çok beğendiğimi söylemem lazım. İlk görüşte arkadaşlar özellikle bu rengi bana direkt Venom'u çağrıştırmıştı. Hepinizin bildiği, thumbnail'de gördüğünüz o Spider-Man'in düşmanı. Benim Spider-Man serisinde de en sevdiğim düşman olabilir. Yani gerçekten Spider-Man'den çok seviyorum hatta Venom'u, öyle söyleyeyim. Kendi ayrı filmi de geldi biliyorsunuz, Tom Hardy'nin oynadığı. Eğer izlemediyseniz onu da izleyin. Güzel bir film. Benim de hoşuma gitmişti. İkincisini merakla bekliyorum. Bu onu hatırlatıyor. Gerçekten üstünde kullanılan ağ tarzı yapı, görselliği, adeta o Venom'un güçlü ağlarını hatırlatıyor. Ayakkabı gerçekten de güçlü, sapasağlam, iyi bir forma sahip. Görüntü olarak dediğim gibi beğenen var, beğenmeyen var. Birçoğunuz garipsemiş olabilir. İlk biliyorsunuz Anthony Davis NBA'yi de tanıttı. Hatta ilk başta Anthony Davis'in ayakkabısı mı acaba diye düşünülmüştü birçok ayakkabı camiaları tarafından. Ben de öyle düşünmüştüm. Daha sonra ismi açıklandı. Nike'ın bir nevi pazarlama tanıtım stratejisiydi bu. Anthony Davis nedense bir türlü imzalı bir ayakkabıyla karşımıza çıkmıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar birkaç kaynakta okumuştum. Anthony Davis'in iyi bir şekilde pazarlanamayacağı düşüncesindenmiş. Artık orası tartışılır, bilemiyorum tam olarak. Ama öyle düşünüyormuş. Bu ayakkabıyı ben beğendim dediğim gibi. Anthony Davis de farklı farklı güzel renklerini giyiyor. Piyasa yeni yeni güzel renkleri çıkıyor. Almak isterseniz de aşağıya link bırakıyorum. Nike.com'dan almıştım. Şu anda 3 rengi var. 1350-1450 civarında geziniyor. Biraz pahalı. $150 çıktı Amerika'da. Yani düşündüğünüz zaman normal fiyat Türkiye içerisinde de. Ve hadi her zaman yaptığımız gibi detaylı performans incelememize tabanıyla başlayalım. Taban arkadaşlar zigzag desenleriyle karşımıza çıkıyor. Oldukça iyi bir iş yaptı saha içerisinde. Ben gerçekten memnun kaldığımı söylemem lazım. Zaman zaman toz tutuyor tabii ki, elinizle hızlıca silip devam edebilirsiniz diye güzel iş yapmaya. Garip şey şu ki çok ince bir tabaka arkadaşlar buraya kondurulmuş. Zaten görüyorsunuz ortasında da büyük bir pencere var. Bu pencere ağırlığı azaltmak için ama bir yandan da bence sürtünme yüzeyini azaltıyor. Bu biraz riskli bir şey olmuş benim düşüncem bu yönde en azından. Gördüğünüz şurada çok çok ince bir plastik yapısı var. Yani daha sonradan şöyle kondurulmuş gibi.
Bu uzun süreli kullanımlarda biraz sıkıntı yapabilir. İç sahalarda çok sıkıntı yapacağını düşünmüyorum. Ama eğer bunu alayım ve dışarıda oynayayım diyorsanız ya orada ben sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Ve baktığım zaman plastikler de öyle efsanevi derecede güçlü falan değil. Yani dışarıda oynamak istiyorsanız çok tavsiye edemeyeceğim ama iç sahalarda oynayabilirsiniz. Dediğim gibi zaman zaman toz tutuyor ama tozları ellerinizle sildikten sonra çok iyi iş yapabilirsiniz bu tabanla. Taban noktasında çok bir problem yaşamadım. Altta da güzel dizayn detayı olarak tatlı bir ifadeyle Nike yazıyor. Ve altta da boşluklarda görüyorsunuz 2021 yazmışlar. Bu arkadaşlar bunun gibi gelecek ayakkabıların ilki olduğu söyleniyor. Basketbol için ilk defa geri dönüşümden bir şey üretildi. Daha önce biliyorsunuz farklı farklı ayakkabılarda, koşu ve yürüyüş ayakkabılarında üretiliyordu bu basketbol ayakkabıları için. İlk niteliğinde. Hemen şöyle penceresinden görüyorsunuz. Yastıklama burada var. Bu yastıklamaya çıkalım. Yani şu tarafta düşündüğümüz zaman. Yastıklama arkadaşlar Air Strobel dediğimiz full length, yani tam boy Air Strobel dediğimiz aslında KD13'de ve KD12'de olan tüm tabanda Zoom yastıklaması, Zoom Air yastıklaması. Bu oldukça güzel bir hisse sahip. KD12'de bayılmıştım. 13'de yine aynı şekilde. Burada da çok memnun kaldığımı söylemem lazım. Gayet iyi bir şekilde sizleri etiden koruyor. Vücudunuzun yere yapmış olduğu basıncı güzel bir şekilde emecek ve rahatlatacak dizlerinizi, belinizi, eklem yerlerinizi. Fakat ilginçtir ki KD13 veya KD12'ye nazaran kıyasladığım zaman daha sert bir yapıya sahip. Ya yani orada daha böyle büs büs hissediyordum bu hissi. Burada bu kadar hissedemedim. Bu da ayakkabının arkadaşlar görüyorsunuz kenarlarının çok çeperli olmasından kaynaklanıyor. Sert bir köpükle çevrelenmiş tüm çevresinde. Bu da yastıklamanın yayılacağı alanı azalttığı için biraz daha sizlere sert bir his veriyor. Ayakkabı zaten genel olarak çok sağlam. Adeta böyle kaslı kaslı diye düşünebilirsiniz. Formu çok güçlü. Bu da rahatlık hissine de yansıyor. Rahatlık hissini bir tık azaltıyor. Bu yastıklama hissini de bir tık alıyor. Fakat sizlere tabii ki sağlamlık ve form sunuyor. Yani ayağınızdaki ayakkabı sizlere destek verecek. Özellikle Westbrook tarzı, işte Zion Williamson tarzı, güçlü kaslı arkadaşlarım. Yani ayakkabıya böyle pat pat ağırlık veren arkadaşlarım için bence çok güzel bir tercih olacak. Nitekim ki Anthony Davis boyu cüssesiyle düşündüğümüz zaman dev gibi bir adam bu ayakkabıyı giyiyor her gün. Ve gerçekten de o tarz insanlar için, o tarz basketbolcular için ben çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu büyüklük de arkadaşlar ayağınızda biraz daha hani nasıl diyeyim böyle pat 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 hani büyük bir ayakkabıyla yürüyormuş hissi uyandıracak. Bu açıdan baktığımız zaman çok 1 ve 2 numaralara, guardlara öneremeyeceğim maalesef. Biraz daha büyük arkadaşlara, 3-4-5 numara oynayan arkadaşlarım için bence daha iyi bir tercih olacaktır. Hem ayakkabının büyüklüğü, hem yastıklaması, hem de bu ayakkabının sağlamlığı. Ağırlığını düşündüğümüz zaman hemen tartalım. Tartımızı almıştım. 498 gram arkadaşlar. Oldukça da ağır bir ayakkabı. Yani 500 gram neredeyse, iki tanesi 1 kilo ayakkabı yapıyor ayağınızda. O yüzden hani ağır arkadaşlar için uygundur düşüncemi tescillemiş oluyorum kendimce. Biraz daha ağır arkadaşlarım, biraz daha ayağında kuvvet isteyen, sağlamlık isteyen arkadaşlarım için gayet ideal. Fakat bu ayakkabıda şöyle bir durum var. Alt tabanını hazır bitirmemişken bundan da bahsetmiş olayım. Yere çok yakınsınız arkadaşlar. Hani sanki baktığınız zaman böyle yukarılarda falan olacağınızı düşünüyorsunuz ama hayır. Yani neredeyse şuralarda falansınız. Öyle hissettiriyor. Ayakkabı yere çok yakın hissettiriyor. Alt tabanın çok ince olması, yastıklamanın yine alt tarafa doğru olması bu hisse etki veriyor. Yani sahayı kontrol etme ve bir nevi guard gibi oynama yeteneği sağlayacak sizlere. Bu açıdan da oldukça hoşuma gitti. Ve alt kısmı böylelikle sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Oldukça bahsedeceğimiz şey var bu ayakkabıdan. Geri dönüşümü ayrı, kullanılan materyalleri ve ne şekilde kullanıldığı hepsi performansımıza, basketbolumuza etki edecek maddeler. Yukarı doğru bakıyoruz. Yine harika noktalarından biri de arkadaşlar üstte kullanılan bu dikişli, bu canavarımsı yapılar. Çok gerçekten üst üste katmanlar kullanılmış. Biraz tabii ki bu nefes alabilirliğini azaltıyor ayakkabıda. Özellikle şu kısımlarında. Fakat dile doğru baktığınız zaman dilde birçok delikli delikli yapı var. Şu an burada çok gözükmese bile. Evet bakın buradan daha net gözüküyor. Gördüğünüz bu delikli yapılar nefes alabilirliği arttırıyor en azından dil kısmında. Ama yan kısımlarda bu çok mümkün değil. Nike işareti burada arkadaşlar bildiğiniz plastikten yapılmış ve bulutlu, karanlık bulutlu bir yapıya sahip. Bu da yana yapacağınız hamlelerde yine sizleri tutan bir çeper etkisi görüyor. Aynı şekilde şu yüksek çıkıntılar da yana yapacağınız hamlelerde ayağınızı kilitleyen bir desteğe sahip. Burada ise arkadaşlar biraz daha dikkatli bakmanız lazım. Nike Earth Mission, yani Nike Dünya Görevi, geri dönüşümden üretilmesi ve daha temiz bir çevre oluşturma görevini yansıtmış. Böyle bir moto kondurmuşlar. Bu ayakkabıdaki en farklı yerlerden biri de hepinizin gördüğü ve bu ne ya dediğiniz arka kısmı arkadaşlar. Adeta bir krater görüntüsü veya bir roketin ucu görüntüsünü veriyor. Sanki ayakkabı böyle
diye uçacakmış gibi hissettiriyor ki uçuyor diyormuşum. Uçuyormuş gibi hissettirecek sizleri de. Ben hoşuma gitti arkadaşlar ama ayağınızda biraz büyük büyük durduğunu söylemem lazım. Bu açıdan belki biraz sıkıntılı olabilir. İç kısımda fazla bir şey yok. Yine aynı şekilde şurada kozmik yazısını görüyorsunuz. Kozmos da dünya, evren, bu bulunduğumuz kainat demek. Hani onu da düşündüğünüz zaman güzel bir görüntü olmuş. İşte bir dünyaya benziyor. Belki aya veya diğer gezegenlere benzeyen işte bu krater yapıları. Alt tarafta da yine aynı şekilde üstteki şu işte bulutlu o uzayın bilinmezliğini resmetmesi gibi farklı farklı görünüşlerde ve farklı farklı konseptlerde düşünülebilir adeta. Bileğe doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bilek yapısı da yine çok beğendim. Çok güzel ve sağlam kaliteli örgülerle ve içi de pedlendirmeyle dolu. Ayağınız burada, bileğiniz burada çok rahat edecek. Kişidil tendonunun kilitlenmesi gerektiğini ve rahatlık hissini arayan arkadaşlar varsa bunu düşünebilirler. Dediğim gibi burada hani büyük bir pedleme mevcut ve ayağınızı iyi hissettiriyor, iyi kilitliyor. Ve arkası da bu şekilde oldukça hoşuma gitti. Oldukça keyifle giydim. Bu kısımda Nike yazıyor. Ve şu kısmında 001 yazıyor dediğim gibi bu basketbol için. İlk ayakkabı konumunda. Hemen tersinde ise Nike logosu var. Bağcıkları oldukça tatlı. Biraz renk katmış ayakkabıya. Dilinde çok harika kalın bir kozmik Nike logosu var. Bir evren, bir kraterli bir gezegen. Ve üstünde de Nike yazısı logosu var. Gayet hoş, gayet güzel. Dili de yine oldukça pofidik, geniş, büyük. Baktığınız zaman gayet tatlı bir yapıda ayağınız burada dinleniyor olacak. Evet, üst kısmında bu şekilde detaylıca sizlere anlatmaya çalıştım. Bu ayakkabıda çok fazla şikayet edeceğiniz nokta yok arkadaşlar. Gayet keyifli giyiyorsunuz ve iyi işler yapıyor. Sadece belki söylenebilecek negatif olarak düşünülebilecek yön, bunun biraz daha zor açılıyor olması. Yani çok sağlam, kaslı, güçlü diye bahsettik. Bu da dezavantaj olarak geç ayağınızın şeklini alması oluyor arkadaşlar. Bu Kobe 6'nın iç yapısıyla aynı, insoluyla aynı, ayağınızın oturduğu kısmıyla aynı. Kobe ayakkabıları zaten bilirseniz eğer, özellikle retro modelleri çok sağlam ve serttir. Çok rahat değillerdir genel itibariyle şu anki ayakkabılara kıyasla. Bu da onun gibi arkadaşlar, biraz rahatsız ediyor ayağınızı. Zaman zaman işte sağınızda, solunuzda, özellikle serçe parmaklarınızda belki veya şu iç kısmında ayaklarınız su toplayabilir, rahatsız olabilir. Ama birkaç hafta sonra müsaade edin, ayağınızı içeride biraz terletin. Keyifle giyeceksiniz, ayağınızın şeklini alacak. Genel olarak da çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Uzun sürelerde giyebilirsiniz. Eğer iç sahalarda giyiyorsanız, dış sahalarda da tabii ki tercih edilebilir ama çok hızlı bir şekilde ben alt kısmının dümdüz olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani fiyatı düşündüğüm zaman çok dış saha ayakkabısı değil. Kaç numara tercih etmelisiniz? Ben 45 numara aldım. Ona rağmen biraz dar geldi. Özellikle ayakları geniş olan arkadaşlarım varsa benim gibi yarım numara yukarı çıkabilirler. Hani ben 45 giyiyorum Nike'larda, Adidas'larda 44.5 giyiyorum. Buna göre kendinizle kıyaslayabilirsiniz. 3-4-5 numara ayakkabısı olduğundan bahsettik. Eksikliğinin çok olmadığı, görüntü olarak da, his olarak da, basketbola uygunluk olarak da gayet iyi bir ayakkabı olduğunu söylemem lazım. Ayakta biraz ağır ve hantal hissettiriyor negatif yön olarak. Ve dediğim gibi biraz daha geç açılan ve geç ayağın şeklini alan bir ayakkabı. Bunun dışında da beni heyecanlandırdı, basketbol severleri heyecanlandırdı. Farklı bir silüet, kesinlikle yenilikçi bir tasarım. Geri dönüşümden olması, bu şekilde değişik bir yapıya sahip oluyor olması görüntüsüyle adeta Venom ayakkabısını incelemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ve incelememizi sonlandırabiliriz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Puanlama artık çok yapmayı düşünmüyorum ama puan versem 10 üzerinden 9 vereceğim. Sağlam, iyi bir tercih. Eğer bu saydığım özelliklerin ve saydığım yönlerin sizlere uygun olduğunu düşünüyorsanız bu ayakkabıya bir şans verebilirsiniz. Ben çok fazla tercih edildiğini görmedim. Instagram'dan biliyorsunuz ayakkabıları genelde paylaşıyoruz. Daha bilindik modeller, imzalı modeller tercih edilirken bu ayakkabı çok fazla yok. Hani alır, giyerseniz İnsanların vay be ne değişik ayakkabı giymişsin diyeceğini de düşünüyorum. O açıdan da birçoğunuzun belki hoşuna gidebilir. Eğer alırsanız Instagram'dan beni etiketleyerek paylaşmayı da unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa aşağıda direkt link var açıklama kısmında. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada daha aktif paylaşımlar yapıyoruz. İndirimler ve alışverişlerle alakalı da hikayeler atıyorum. Dedikten sonra da çıkışımızı yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İçinden dışından her şeyinden bahsettik. Eğer bahsetmediğimiz bir nokta olduğunu düşünüyorsanız aşağıya yorumlarda yazarsanız ben cevap vermeye çalışıyorum videoda bahsetmediğim bir şeyse eğer. Ama bahsettiğim bir şeyse tabii ki cevap vermiyorum. Çünkü videoyu izleyin arkadaşlar burada. 15 dakikadır konuşuyorum. Edit vesaire. Zaman alan, emek isteyen şeyler bunlar. Sizler de izleyerek destek verebilirsiniz. Like yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.